Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hayrul beşer dediği, beşerin en hayırlısı, alemlere rahmet olarak gönderilen, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kendisine Kur'an indirilen Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Allah Resulü Efendimiz Arafat'ta veda hutbesinde Kur'an'ı ve sünneti bizlere emanet etti. Buyurdu ki: "Teraktu fikum emrayni." Size iki şeyi bıraktım. İki şeyi emanet ediyorum. "Len tadillu ma temassaktum bihima." Bu iki şeye sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. "Kitaballahi ve sünnete nebiyyi." Bunlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resulünün sünneti. Demek ki aziz kardeşlerim, bizim asla vazgeçemeyeceğimiz, yolumuzu aydınlatan ihdinas sıratal müstakim, ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratal lezine en'amte aleyhim, nimet verdiğin kimselerin yoluna, gayril magdubi aleyhim veleddallin, gazaba uğramışların ve azıp sapmışların yoluna değil diye dua ettiğimiz o yola yürüyebilmemiz için her zaman Kur'an'ın aydınlığına muhtacız. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnet-i seniyyesine muhtacız. Bu iki kandilden uzak kalarak yolumuzu bulamayız. Hafızlarımız Cenab-ı Hakk'ın övgüsüne mazhar olmuş hafızlarımız. O kadar çok ayet ve hadis var ki sizlerle ilgili. Hafızlarımız vesilesiyle Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'ini insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'i sizler eliyle, sizler vesilesiyle muhafaza ediyor Rabbimiz. İcazetnamenizin sol tarafında yazan hadisi şerif şudur: "Ve gâlennebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, meselüllezîne yakra'ul Kur'âne ve huve hâfizun lehu me'as seferatil kirâm." Kur'an'ı hıfzeden, okuyan kimselerle Allah'ın şerefli melekleri, kerim melekleri her zaman beraberdir. Şu müjdeye bakar mısın? Bu müjde sizler için, Kur'an'ı ezberleyenler, hıfzedenler için, Kur'an'ı okuyanlar için, Kur'an'ı anlamaya çalışanlar, Kur'an'ı nihai amaç olarak hayatını Kur'an'a göre tanzim edenler içindir. Zira Kur'an bizim hayat rehberimizdir. Kur'an'dan uzak olan bir hayat, boşa geçirilmiş bir hayattır. Biz Müslümanlar buna inanır, buna göre yaşamaya gayret ederiz. Aziz kardeşlerim, sizler inşallah hafızlığınızı tamamladınız. Bundan sonra tahsilinizi de tamamlayacaksınız. Eğitiminizi tamamlayacak ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın mihraplarında hafız imamlarımız olarak
minberlerinde hafız hatiplerimiz olarak, kürsülerinde hafız vaizlerimiz olarak, Kur'an kurslarımızın sınıflarında, kürsülerinde hafize Kur'an kursu hocalarımız olarak, hafize vaizlerimiz olarak ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütün alanlarında hafız müftülerimiz olarak, hafız hoca hanımlar, müftü yardımcılarımız olarak, hangi alanda olursa olsun sizleri eğitiminizi tamamlamış bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığımızda çalışmaya bekliyoruz, hizmet etmeye bekliyoruz. Değerli kardeşlerim, biz sizin eşrefi ümmet olduğunuzu düşünüyoruz. Müslümanlar içerisinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesiyle hadisi şerifte ümmetimin en şereflileri hafızlardır. Hamele-i Kur'an'dır buyuruyor. Kur'an'ı zihninde, gönlünde, kalbinde taşıyanlardır buyuruyor. İşte bu müjdelere nail olmuş olmanız sizin için çok büyük bir nimettir. Bu nimetin kıymetini iyi bilelim. Sizleri tebrik ediyorum. Hocalarınızı tebrik ediyorum. Ailelerinizi tebrik ediyorum. Annelerinizi, babalarınızı tebrik ediyorum. Milletimiz için hayırlı olsun. Devletimiz için hayırlı olsun. İslam alemi için bu merasimimiz hayırlı olsun. İslam alemi için hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.